أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Bakara suresinin 106. ve 107. ayetlerini inşallah. 105 geçen hafta okumuştuk. Okumadık mı? Ha, tamam. Oradan bir tane doğru bildiğimiz yanlışları getirir misin? Sen o ilgili bölümde aç. 105'ten başlayacakmışız. Ben 105'i okuduk zannediyordum. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. İster ehli kitaptan, ister müşriklerden olsun, kafirler Allah'ın size bir hayır indirmesini istemezler, ondan hoşlanmazlar. Allah'ın indirdiği en büyük hayır nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önce de söylemiştik, bunu belki sık sık tekrarlamamız gerekebilir. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ana baba vermedi. Kardeşi de yoktu. Zenginliği de yoktu. Bir siyasi miras da devralmadı. Dolayısıyla insanların arzu edeceği herhangi bir durumda değildi. Ama Allah-u Teala ona bir kitap verdi. O kitapla her şeyin sahibi oldu. Hem dünyanın sahibi oldu hem ahiretin sahibi oldu. Bu kitap tabii bizim için son derece önemlidir. Bizim için ne kadar önemliyse bize karşı olanlar için de o kadar kötüdür. Ondan dolayı İslam'dan hoşlanmayanların yapacağı en önemli şey Kur'an-ı Kerim'i devre dışı bırakmaktır ve bunu da bir, yani tamama yakın bir şekilde başarmışlar. Uzun asırlar boyunca bunu başarmışlar. Ama yine Kur'an-ı Kerim'in adının olması, Kur'an'a iyi kötü insanların uyuyor olması, Müslümanların biraz daha saltanatının devam etmesine sebep olmuştur. Ama bundan sonra yapacağımız şey, bizim dünyamızı da ahiretimizi de kazanmamıza sebep olan Kur'an-ı Kerim'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sarıldığı gibi sarılmak olmalıdır. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ. Ehli kitaptan o kafirler istemezler, hoşlanmazlar. وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ. Müşrikler de istemezler. اَنْ يُنَزَّلْ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden bir hayrın indirilmesinden hoşlanmazlar, bunu istemezler. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Allahu Teala gereken gayreti gösterenlere rahmetini tahsis eder. Bu kitap sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara indi. Siz de inanın, siz de sarılın. Yani siz ne kadar Allah'ın kuluysanız, Müslümanlar da o kadar Allah'ın kulu. İşte bu kitap sizi yaratan Allah'ın kitabıdır. Size de Müslümanlar kadar mesafesi vardır. Daha fazla uzakta değildir. İnanırsınız olur biter. İnanır gereğini yaparsanız siz de o kitabın vereceği dünya ve ahiretteki nimetlerden yararlanırsınız. Vallahu zul fadlil azim. Allah büyük bir fadl sahibidir, ikram sahibidir. Şimdi size daha önce anlatmıştım.
Vatikan'da diyalog kurulunun başkanının bana ilk sözü şu olmuştu: siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Bakın bu ayette nasıl örtüşüyor, görüyor musunuz? Yani demek istiyor ki siz dininizi bırakın, tamam. O zaman daha ne olacak ki? Yani o zaman seninle diyalog etsem ne olur, etmesem ne olur? Ona diyalog denmez ki, ona monolog denir. Zaten ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ya, Estağfirullah, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Senden ne Yahudi ne de Hristiyan onların dinlerine uymadan razı olmaz. Burada diyor ki Allah-u Teala 106. ayette, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Herhangi bir ayeti neskeder ya da unutturursak, ya onun dengini ya da daha hayırlısını getiririz. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Bilmez misin? Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Allah'ın her konuda bir ölçüsü vardır. اَلَمْ تَعْلَمْ. Bilmez misin? اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ. Allah'la sizin aranıza girecek bir dost ya da yardımcı yoktur. Şimdi bu ayeti kerime nesih ile ilgili hükümleri ortaya koyan ayettir. Nesih ne demek? Ne biliyorsunuz nesih ile ilgili olarak? Ha, kitapta yazılan bir hükmün kaldırılması, öyle mi? Nesih kelimesinin anlamı şudur. Yani Türkçe itibariyle, şimdi şurada mesela bu kitabı işte biz hazırladık. Üzerinde yazar olarak benim adım var. Doğru bildiğimiz yanlışlar diye. Şimdi ben bu kitabın 3. baskısını yapmışım. 2. baskı ile 3. baskı arasında bir fark var. Gözden geçirilmiş 3. baskı diyor. O farkı ortaya, o fark nasıl oluşur sizce? Bana göre yanlış olan kısımları ne yaparım? Düzeltirim. Daha iyisini yapmaya çalışırım. Peki 2. baskının ne kadarı bu kitapta yer alır? %90'dan fazlası bu kitapta yer alır. Burada çok az bir kısmını şey yaparım. İşte nesih olayı bu. Şimdi bütün kitaplar Allah-u Teala'nın değil mi? Yani peygamberlere indirilmiş bütün kitaplar Allah'ın kitabı değil mi? İşte onun son nüshası, nesh, nüsha aynı kelimeye, aynı kökten. Şimdi biz nüsha diyoruz Türkçe'de ama nüshadır esas Arapça telaffuzu. Allah'ın indirdiği kitapların son nüshası nedir? Bu. Bu kitapta nesih var. Nesih ne demek? Önceki kitapların, Allah-u Teala'nın daha önce indirdiği kitapların, şu araya bir şey koydu. Evet, tamam, böyle dur. Allah-u Teala'nın daha önce indirdiği kitapların büyük bir bölümü bu kitapta aynen devam ediyor. Onun için bu kitap önceki kitapları misliyle nesh etmiştir. Yani iki türlü nesihten bahsediyor bu ayet, dikkat edin. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأَتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. مَا نَنْسَخْ, yani mesela işte ben bu kitabın yeni nüshasını çıkardım, yeni bir baskısını yapmak istersem, değil mi? Ve de daha güzel olsun dersem, bunun büyük bir bölümünü önceki kitabın aynısı olarak alırım. İşte bu önceki kitabı nasıl nesh etmiş olur? Misliyle nesh etmiş olur, aynısıyla. Peki bir kısmını da daha güzelleştiririm bana göre.
Bir kısmı da önce kitabı nasıl nesketmiş olur? Daha güzeliyle nesketmiş olur, değil mi? Daha güzeliyle nesketmiş olur. İşte Allah-u Teala diyor ki, biz bir ayeti neskeder ya da unutturursak, unutturma işlemi de var. Mesela Tevrat'ın, İncil'in büyük bir bölümü kaybolmuş, hiç kimsenin onlardan haberi de yok. Onların, onlardaki şeylerin de bir kısmı aynen, bir kısmı daha iyisiyle bu kitapta devam ediyor. Allah-u Teala 42. surenin 13. ayetinde, açın, 42-13. sayfa. Diyor ki: Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan. Allah sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Şeriatı ne demek? Kuralları. Bu dinin kuralları yaptı. Neyi bu dinin kuralları yaptı? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi emrettiyse onu. Allah Nuh'a neyi emrettiyse onu bu dinin kuralları yaptı. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a kitap indirdi mi? Biliyorsunuz En'am suresinin 83. ayetinde, oraya kadar devam eden, kaç numaralar tam olarak şey yapalım da aklımda kalmıyor. Kaçtan kaça kadardı? 83'ten 90. ayete kadar En'am, Allah 18 tane peygamberin adını sayıyor. Onlardan bir tanesi Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam da var orada. Onların babaları, soylarından gelenler ve kardeşlerinden peygamberler seçtik diyor. Onlardan hepsine de nebilik, kitap ve hikmet verdik diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim çok açık ve net olarak bütün nebilere kitap indirdiğini ifade ediyor, gelenekte olanın aksine. Yani gökten 4 kitap falan indiği yok. Ne kadar nebi varsa o kadar da kitap vardır. İşte onlardan Nuh Aleyhisselam'a indirilmiş olan kitapla Kur'an arasındaki ilişki ne? Bak ne diyor Allah? Şer'a alekum mined-dini, sizin için bu dinin şeriatı, kuralları yaptık. Yaptı Allah. Ma vassa bihi Nuhan, Nuh'a emrettiği her şeyi. Allah Nuh'a neyi emrettiyse bizim için ne yaptı? Bu dinin kuralı yaptı. Ondan sonra devam ediyor. وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ. Ya Muhammed, sana yaptığımız vahiy. Yani bu Kur'an, değil mi? Bu Kur'an. Sana yaptığımız vahiy. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya verdiğimiz emirler. Bunlar nedir? اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ. Bu dini ayakta tutun. Aynı din. Nuh'a verilen din neyse Muhammed Aleyhisselam'a verilen din de aynıdır. وَلَا تَتَفَرَّقُ ف۪يهِ. O dinde tefrikaya düşmeyin, ayrılığa düşmeyin. Şimdi demek ki, yani mesela size sorsam, Allah Nuh Aleyhisselam'a hangi kitabı indirmiş, ne cevap verirsiniz? Kur'an-ı Kerim indirmiş. İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa, hepsine aynı. Ha, biraz birisi daha detaylı olabilir. Ama peki %100 aynı mı? %100 aynı olmadığında İşte Bakara 106'dan öğreniyoruz. Diyor ki orada Allah-u Teala, مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتٍ اَوْ نُنْسِهَا. Bir ayeti nesk eder ya da unutturursak, نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Ondan daha hayırlısını ya da dengini getiririz. O zaman Nuh'a indirilen kitabın, verilen emirler, bize verilen emirlerle aynı olduğuna göre ne kadarı denge olur? Çok büyük bir bölümü dengeli olur. Çok az bir kısmı hayırlısıyla nesk edilir. O zaman nesihte
Ağırlaştırma mı var, hafifleştirme mi? Hafifleştirme var. Demek ki iki türlü nesih varmış. Bir misliyle, bir de daha hayırlısıyla. Yani son kitap, önceki kitapların büyük bir bölümünü aynen içermiş oluyor. Dolayısıyla önceki kitapların hepsini misliyle nesk etmiştir. Artık onların hepsi yürürlükte değil. Hiçbirisi yürürlükte değil. Onlardaki hükümlerin bir kısmını da hayırlısıyla nesk etmiştir. O zaman şu anda yürürlükte bulunan tek kitap bu değil mi? Artık öbürleri değil. Bitti. Tek kitap bu. Öbürlerinin tamamı nesk edilmiştir. Peki unutturma işi nasıl olur? 5. surenin 15. ayetini lütfen açalım. Sayfa. Bakın burada bu olayı biraz daha açan bir ayet var. Diyor ki Allah-u Teala, ya ehlel kitap, ey kendisine kitap verilmiş olan kişiler. 109. sayfa, 15. ayet. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا, size elçimiz geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ, size açıklıyor. Yani tebliğ ediyor. Bakın işte, size gösteriyor. كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ, gizlediklerinizin çoğusunu. Gizlenmiş olan Tevrat ayetleri, İncil ayetleri insanlar tarafından bilinebilir mi? Unutulmuş olur işte. İnsanlar onu bilmezler. Gizlediklerinizin bir çoğunu size açığa çıkarıyor. Bak işte şu var, şu var, şu var diye. Ve yafu an ketir, bir çoğunu da affediyor. Hiç, yani hiç almıyor bu kitabı. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ. Tabi bunu alıp almama yetkisi peygamberimizde değil. Muhammed Aleyhisselam Rasul'dür, elçidir. Elçi ne yapar? Kendine ne denirse onu yapar, o kadar. Kendiliğinden bir şey yapan elçi denmez. Kendine söyleneni yapan elçi denir. Yani git şuna şunu söyle dendiği zaman, Allah-u Teala ne emretmişse onu söylediği zaman elçi olur. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim önceki kitapların tamamını neshetmiş oluyor mu? Şimdi bizim geleneksel nesihte böyle bir anlam olmadığı için, işte yeni gelen bir şer'i hükmün, önceki şer'i hükmü yürürlükten kaldırması şeklinde bir tanımlama vardır. Ve bu tanımlamada misliyle ya da daha hayırlısıyla diye bir ifade olmadığından dolayı insanlar bundan tatmin olmaz ve Kur'an'da nesih yoktur derler. Çünkü öyle bir tanımlama getiriliyor ki yeni gelen şer'i hüküm öncekini kaldırıyor. Yeni ve önceki, bu zaman yeni bir hüküm var. Önceki tamamen değişmiş oluyor değil mi? Buna göre. Bir de şer'i hüküm diyor. Şer'i hüküm dediği zaman bunun Kur'an olması da gerekmiyor. Mesela sünnet de Kur'an-ı Kerim'i nesheder. Geleneksel anlayışta. Yani Peygamberimizin sözü de Kur'an'daki bir ayeti yürürlükten kaldırır. Geleneksel anlayışta öyledir. Şimdi bakın mesela elinizdeki meallerden Bakara 180. ayete bir bakın. Bu 180. ayetle ilgili olarak 180'in hemen altında bir not var. Mirasla ilgili ayetler gelmeden önce kişinin servetinden ana baba ve akrabalarına bir miktar verilmesi için vasiyet etmesi emredilmiştir. Yani bu ayetlerle emredilmiş. Ancak Nisa suresinde gelen miras ayetleriyle herkesin hakkı kesin ve net olarak belirlenmiş. Efendimiz de Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuş. Böylece yukarıdaki ayet neshedilmiştir. Bundan sonra varise vasiyet yoktur buyurmuş ve yukarıdaki ayet neshedilmiştir. Yukarıdaki ayeti nesheden kim?
Peygamberimizin sözü. Varise vasiyet yoktur hadisi de çok zayıf bir hadistir. Oluşturulmuş bir hadistir. Yani şimdi bu konularda daha çok konuşuruz ama bu kadarla yetinmek lazım. Yok. Ha, onu bazıları ona koyuyorlar. Veda hutbesine koyuyor. O veda hutbesi değişik şekillerde rivayetler var. Şimdi şimdi bak mesela ayet öyle bir mana veriliyor ki şuradan mealden size okuyayım bakın. Birinize ölüm geldiği zaman mesela diyelim ki bana ölüm geldi. Hepimize gelecek ya, niye başkasını atayım ki önce bana gelsin? Ne fark eder? Bize soran yok ki, Cenab-ı Hak ne zaman dilerse o zaman gelecek değil mi? Bak diyor ki birinize ölüm geldiği zaman, mesela bana ölüm geldi. Yani ölmek üzereyim. Bir mal bırakacaksa, Allah'a şükür geriye bırakacağımız bir şeylerimiz var az çok neyse. Anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Şimdi ben ölmek üzereyim. Anam gelip diyor ki oğlum bana nereyi vasiyet ediyorsun? Babam diyor ki bak ben de işte falanca şey isterim. Oğlum diyor ki bu hanım diyor ki ben de unutma diyor. E ben ne haldeyim? Ölmek üzereyim değil mi? O zaman diyeceğim ya çekilin başımdan dediğim zaman diyecekler dur kafir olarak gidersin. Niye? Allah bana emrediyor farz. Kütübe aleyküm diyor. Değil mi? Size farz kılındı. Hakkan alel muttekin diye bitiyor. Müttekiler üzerinde bir görevdir. Adam orada gerçekten kafir olarak gider. Yanlış mı Kartal? Gerçekten kafir olarak gider. Çünkü adam can derdinde, bunlar mal derdinde bir de Allah'ın emri yapan zaten gerçekten kafir olarak gider. Eğer bunların dedikleri doğru olsa. Ama ayetin manası öyle değil. Şimdi ayetin manası bozulmuş. Bakmışlar ki hiçbir şeye benzemiyor. Ondan sonra bakmışlar ki Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti neshedecek bir başka ayet yok. Çünkü vasiyet. Yani şimdi diyor ki burada Nisa suresinde herkesin hakkı verildi. Tamam Nisa suresi 11. ayeti açın bakalım. ...77. sayfa. Bak mesela burada mealden okuyalım. Aynı şey, aynı mealden okuyalım. Bak burada Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadın payının iki mislini emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın ise der, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlaradır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altta bir pay vardır. Eğer çocuğu yoksa ana babası ona varis olmuş ise anasına üçte bir. Eğer ölenin kardeşleri varsa anasına altta bir düşer. Bütün bu paylar yapacağı vasiyetten ve borçtan sonra. Vasiyet kalkmış mı? Hani bu ayetler kaldırmış mı? Vasiyetten ve borçtan sonra diyor. Şimdi bu ayetleri öbür ayetleri neshetmemiş. E ayet kalmadı hadis verelim demişler. Mutlaka neshedecekler ya. Peki niye neshediyorsunuz? Şimdi şeyde bu ayetle ilgili bir çok kısa anlatayım. Detaylarını isterseniz bizim çok sayıda sohbetlerimizde geçmiştir. Fazla vaktinizi almayacağım çünkü çok önemli bir konu. Zamanımız da az. Medine-i Münevvere'de onların zirve şeyde tefsirde zirve dedikleri bir zatla beraber onu ziyaret ettik. Bizim Kur'an-ı Kerim'i anlamadaki usulümüzü anlattım. Ondan sonra da bu ayeti kerimeye bir meal verdim. Biraz sonra vereceğim. Verilen meal adamın çok hoşuna gitti. Dedi ki ya dedi bu hüküm olmadığı için dedi birçok kimse mirastan mahrum bırakılıyor. Bu son derece önemli dedi.
O toplantıyı düzenleyen Muhammed Yakup var. Arap Dili ve Edebiyat Fakültesi'nin dekanı, şimdi ameliyat olmuş. Allah şifalar versin. Geçen de aradım, geçmiş olsun dedim. Çok değerli bir arkadaş. Hemen devreye girdi, dedi ki Abdülaziz Bey'in metodu çok iyi değil mi dedi. Adam dedi ki la 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 hada yudillu nas an sabilillah dedi. Hayır hayır dedi, bu insanlar Allah'ın yolundan saptırır dedi. Ben hiç duymazlıktan geldim. Adama dedim ki şu ayeti sen bir tefsir eder misin dedim. Ama bir şartım var dedim. Ayete ekleme çıkarma yapmayacaksın dedim. Tamam dedi. Şimdi benim gibi başladı ayeti tefsir etmeye. İşte kütübe aleykum eyyuhel mu'minun diye, ey müminler size farz kılındı diye başladı. Gerisi gelmiyor. Durdu. Bu ayete ilave ve çıkarma yapmadan bu ayet tefsir edilmez dedi. Dedim ki tamam, istediğin ilaveyi ve çıkarmayı yap. Ama sonunda bu ayet mensuhtur demeyeceksin. Yani yürürlükten kalkmıştır demeyeceksin. Tamam dedi. Şimdi yaptı, bu ayet mensuh olmadan olmaz dedi. Peki dedim, bak ben hiç Türkiye dışında okumuş bir adam değilim. Öyle doğru dürüst Arapça konuşamıyorum. Sıkıntı var çünkü bu alışkanlığa bağlı bir şey bu. Şimdi dedim ben bu ayetin tekrar tefsirini vereceğim. Siz Arapsınız dedim. Ben değilim. Lütfen dedim, en küçük bir hatamı affetmeyin dedim. En küçük bir ilave ya da çıkarma yaparsam ya da başka kelimelere bir yanlış mana verirsem lütfen dedim hemen müdahale edin. Neyse şimdi şöyle bir, yani hiçbir şey yapmadan ayet neyse o şekilde manasını verdim. Bizim işimiz kolay, biz sağa sola sapmadığımız için ana yoldan gidiyoruz Allah'a şükür. Bakın ayet şöyle. Ya eyyühellezine amenu, müminler. Yok, bir önceki ayeti okudum. Kütübe, iki önceki ayeti okumuşum. Kütübe aleykum size farz kılındı. Yani size, şurada bulunan bütün müminleri, İslam aleminin şu salondan ibaret olduğunu düşünün. Bu Mustafa Çavdar, burada 4-5 kişilik boş yeri var. Kütübe aleykum, ey müminler size farz kılındı. Bak az önce ölene farz kılınıyordu. Şimdi kime farz kılınıyor? Yaşayanlara. Bak hiç şey yok. Kütübe aleykum size farz kılındı ey Müslümanlar. Ne zaman? İza hadara ahadakumul mautu. Sizden birine ölüm geldiği zaman. Mesela ben öldüm. Öldüğümü nereden çıkarıyorum? Demin ölmemiştim. Ölmek üzereydim, şimdi öldüm. Çünkü diyor ki intereke hayran, geriye mal bırakmışsa, ölmemiş bir adam geriye mal bırakır mı? O zaman ben öldüysem size görev yüklüyor Allah. Müslümanlara. Ne görevi yüklüyor? El vasiyyetu, o vasiyeti. O vasiyet ne? O vasiyet demek birisine yüklenen bir görev demektir. O vasiyet ne demek? O vasiyet de Nisa suresinin 11. ayetini tekrar açın. 77. sayfa. Bakın. Burada yusikumullah diye başlıyor ayet. Allah size vasiyet eder. Yani Arapça olarak. Türkçe olarak emreder demek olduğu için emreder diye mana vermişler. Tamam. Ama Arapça olarak vasiyet eder. Yusikum, vasiyet eder. 12. ayetin sonuna gelin. Ondan sonra diyor ki vasiyeten minallah diye. Allah'tan bir vasiyet olmak üzere. Peki emredilen ne? Anaya, babaya, kardeşlere, eşe, mirastan ne kadar pay verileceği. Tamam. Açık. Yani Arapça bilmeye de lüzum yok bunun için. Şimdi el vasiyyetu lil valideyni vel akrabin, anne ve baba için olan o vasiyet size farz kılınmıştır. O vasiyet hangisiyse, başka bir yerde yok zaten. Anne baba ve yakınlara birisi öldüğü zaman mallarını nasıl paylaşılacağını sadece o Bakara, Nisa suresinin ilgili ayetleri belirtiyor.
O zaman dedim ki işte bak, bu ayetler o ayeti gösteriyor. Bir o metoda göre mecburen oraya gidiyorsunuz. Çünkü açıklamayı Allah yapar, biz yapamayız. Bu Allah'ın açıklamasıdır. Birisi ben öldüysem, geriye mal bıraktıysam sizin boynunuzun borcu Müslümanlar. Aileme bırakmadan geleceksiniz, benim malımı pay edeceksiniz. Aileye bırakılmayacak. Çünkü hem de sıcağı sıcağına, hadara kelimesinden dolayı, hiç araya vakit geçirmeden. Çünkü aksi takdirde birileri mirası kaçırır, birileri mirasın üstüne oturur, çocuklara, kadınlara, zayıflara, güçsüzlere miras verilmez ve kavga başlar. İnsanlar birbirlerini yerler. Şimdi Müslümanlara verilen bir görev bu. Bu çok açık ve net. Şimdi bu ayetin ondan sonra diyor hakkan alel muttakin, muttakiler üzerinde Allah'ın yüklediği bir görevdir. Şimdi bu ayet uygulansaydı, yani birisi öldüğü zaman Müslümanlar, ki o zaman bir mecburen hemen müdahale etmek gerekiyor. Öyle şeyin, mirasçıların mahkemeye başvurmasını beklemeden. Çünkü orada da bir sürü duygusallıklar devreye girer. Ne oldu kardeşim? Maldan istifade edenler öyle derler. Ne oldu? Daha babamızın ya da annemizin daha suyu kurumadı. Hemen mal derdine düştünüz. Şimdi bu ayet uygulansaydı, bugün İslam aleminin birçok yerinde görülen kadınların mirastan mahrum edilmeleri diye bir şey olur muydu? Mümkün müydü bunun olmaz? Çocuklara miras verilmemesi ya da birilerinin ölenin mirasını öyle kötü bir şekilde kendi arzusuna göre kullanması mümkün olur muydu? Çünkü mirastan yararlanmayanlar pay ediyorlar. Emir de çok ağır. Şimdi siz bu ayeti kerimeyi ters mana vermişsiniz. Bütün ilişkileri bozmuşsunuz, kelimelerin manası, kelimelerin ilişkilerini bozmuşsunuz. Bakmışsınız ki hiçbir şeye benzemiyor. O benim saat tamir etmem gibi. Rahmetli babamın aldığı saatleri hep tamir ederdim. Tamirciler işin içinden çıkamazdı, onu atar bir tane daha alırdık. Şimdi bu mensuhtur. Peki neshedecek ayet yok, o zaman hadis verelim. Hadis de yok, oluştururuz canım, bir şeyler buluruz. Bir şeyler buluruz. Şimdi iş böyle olunca insanların kafasına yatmıyor. Diyor ki Kur'an'da nesih yoktur diyor adam. Bak işte elinizdeki şeyi de gördünüz örnek olarak. Ha sonra o şey dedi ki bu Muhammed Yakup tekrar dedi ki Abdülaziz Bey'in dediği metot doğru değil mi? Canım bu ayet için doğru olabilir dedi. Çünkü hiç seslerini çıkarmadılar. Hiçbir yanlış bulma konusunda. Şimdi evet. Burada Kur'an-ı Kerim'de, şimdi ben fazla detaya girmiyorum. Yani eğer bu konuda detaylı bilgi isterseniz doğru bildiğimiz yanlışları kitabında var. Yani öyle o fazla detaya girmiyorum ama bütün bak işte o reklam değildir değil mi? Şimdi misli ile nesi? Şimdi bu kitapta nesh'e bir örnek vermişizdir. Onu ben kısaca size özetleyeyim. Tevrat'ta zina edene verilen ceza ölümdür. Yani taşlanarak öldürmedir. Bugünkü Tevrat'ta da var bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iki tane Yahudi geliyor. Niye ki? Onlar da bu nesih prensibini biliyorlar. Diyorlar ki yeni gelen peygamber de hüküm hafifletilir. Şimdi zina etmişler. Gidelim o peygambere söyleyelim. Yani o peygamberin önüne gidelim. Belki bize taşlama cezası hafiflemiştir. Yani Allah'ın huzurunda deriz ki ya Rabbi senin bir peygamberine gittik, onun verdiği cezaya razı olduk. Ve şeyden kurtuluruz. Peygamberimize de henüz bu konuda bir ayet inmemiş. Şimdi demin bahsettiğimiz En'am suresinin 90. ayeti miydi? Ülâikellezîne hedeynâhum ve ülâikellezîne edâhumullâh fe bihudâhumuktedih.
Allah işte Allah'ın doğruyu gösterdiği nebiler bunlardır. Sen de onların yoluna uy diye peygamberimize bir emir var. Şimdi geliyorlar. Bunlara peygamberimize henüz şeyle ilgili bir hüküm inmemiş. Sina ile ilgili. Geliyorlar. Diyor ki sizin kitabınızda zina ile ilgili ceza nedir? Çünkü Allah emretmiş onların yoluna uy diye, yani o kitaplarına uy diye emretmiş. Ya peygamberlere inen kitap. Tevrat'ta zinanın hükmü nedir diyor. Diyorlar ki ya Muhammed, eşeğe ters bindiririz. Yüzünü karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Bunun cezası budur. Abdullah bin Selam var, Yahudi iken Müslüman olmuş. Biz diyor, ya Resulallah bu böyle değil diyor. Beyt-i Midras'a gidiyorlar. Beyt-i Midras, yani Tevrat eğitiminin yapıldığı bir enstitü gibi bir yer. Peygamberimiz gidiyor oraya. Orada bulunan hahamlara soruyor. Diyor ki, kitabı Musa'ya indiren Allah için doğru söyleyin diyor. Tevrat'ta şeyin cezası nedir? Zina eden kişilerin cezası nedir? Herkes susuyor da genç birisi çıkıp diyor ki ya Muhammed, eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim. Bunun cezası taşlanarak öldürmektir. Peki neden bu cezayı şimdi uygulamıyorsunuz? Diyor ki işte zamanında zenginler zina ettiği zaman bir ceza verilmezdi. Fakirler zina ettiği zaman taşlanarak öldürülürdü. Bu defa isyan ettiler fakirler. Bir ortak noktada anlaştık. Herkese uygulayacağımız bir ceza belirledik. O gün bugün bunu uyguluyoruz. O sırada bir ayet-i kerime iniyor. O da Maide suresinden. Diyor ki Cenab-ı Hak, bakayım kaçıncı ayetti? Kaç? 42 mi? Ha, şey var. Yani ve keyfe yuhay, tamam. Bakayım, buldum. 43. Maide 43. ayet. Şimdi onlar peygamberimizi hakim yapmaya geliyorlar. İnanmıyorlar peygamber olarak. Allahü Teala diyor ki burada Estağfirullah ve keyfe yuhakkimunek? Ya Muhammed, bunlar seni nasıl hakim yapıyorlar? Ve indehum tevratu fiha hukmullah. Yanlarında Tevrat var, orada da Allah'ın hükmü var. Allah'ın hükmü ne? Taşlanarak öldürülmek. E şimdi Kur'an onun Allah'ın hükmü olduğunu tasdik etti mi? Yani o uydurma bir şey değil yani. O zaman Peygamber Efendimiz bu iki Yahudi'yi taşlanarak öldürmeye emrini veriyor. Diyor ki ya Rabbi, senin bir hükmünü bunları öldürmüşler, ben onu ihya ediyorum diyor. Daha sonra Müslümanlardan da aynı suçu işleyenler oluyor. Sonra Nisa suresinin 15. ayeti iniyor. ...79. sayfada... ...diyor ki burada Allah-u Teala... وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan o fuhşu işleyerek gelenleri... ...gelenlere karşı 4 tane şahit getirin. Sizden 4 tane şahit getirin. فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Bunlar şahitlik yaparlarsa onları evlerde tutun, ev hapsi. Ne zamana kadar? Hatta yeteveffahunnel mautu, ölüm gelip onların işini bitirinceye kadar, yani ölüm alıp götürünceye kadar. Ev yece'alallahu lehunne sebile, ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Ne demek bir yol açıncaya kadar? Demek ki yeni bir hüküm gelecek. O yeni bir hüküm gelene kadar ölürlerse ölürler, ölmezlerse o yeni hüküme göre hareket edilir. Peki bu ev hapsi, sadece ev hapsi mi? وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ Onu yapan iki kişi. Çünkü bir de erkeği var. Erkeğe de, kadına da
فَاَذُوهُمَ eziyet edin. Eziyet etmek ne? Onların rahatsız edecek sözler söyleyin. Utanmıyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Gibi. فَاِنْ تَابَا tevbe ederler ve aslaha durumlarını düzeltirlerse فَاَرِدُوا عَنْهُمَا artık onları bırakın. اِنَّ اللّٰهِ كَانَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ Allah tevbeleri kabul eder ve çok merhametlidir. Şimdi şeyden yani kadın olursa ev hapsi, erkek olursa ev hapsi yok, gitsin çalışsın, öyle yatmak yok. Şimdi kadın dışarıda dolaştığı zaman bir sürü ahlaksız onu rahatsız eder. Bir de onu da kurtarmış oluyor. Bir de ne diyor? Diyor ki ikisine de eziyet edin, tevbe edip ıslah oldukları ortaya çıkarsa bırakın. Şimdi kadın evde duruyor, onun yanına kim girecek? Annesi, babası, eşi, dostu, neyse yakınlar, onu tanıyanlar girecek. Onun sayısı da çok az olur. Bir müddet sonra bakacaklar ki bu tamam artık tevbekar oldu, seslerini çıkarmayacaklar. Ama öbürü şehirde dolaşıyor. Kime anlatacak tevbe ettiğini? Değil mi? Birisi görecek, ulan Allah razı, Allah emrediyor, Allah razı olsun gidip şuna iki kelime söyleyeyim diyecek. Adam vallahi de tevbe ettim billahi de, yok ben anlamam, Allah böyle emrediyor diyor. Aslında onun işi daha zor. Koskoca şehir ona hapishane olacak. Şimdi bu ayet ne diyor? Ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bu ne demektir? Bu ceza değişecek demektir, değil mi? Ondan sonra bakın Nisa, yani şey artık yürürlükten kalkmış mı? Taşlama cezası. Kalkmış. Kalkmış. Ne oldu? Nasıl? Misliyle mi kalktı daha hayırlısıyla? Daha hayırlısıyla kalktı. Çünkü ölümden müebbet, ölüm cezasının bir altı nedir? Müebbet hapistir, değil mi? Erkek için hapis de yok. Şimdi ondan sonra Nur suresinin 349. sayfa. Hocam açıklamasına bak. Kalkmış yerine rejim cezası gelmiştir. Ya sen gözüne de bir şey kaçmıyor Hasan yani. Ben onlara girmek istemiyorum. Dersten sonra bir arkadaş haklı olarak gelmiş Enes Hoca'ya demiş ki ya bu yanlışları söylemesek olmaz mı demiş. Yani haklı, haklı söylemiş. Ben hiç istemiyorum onu söylemeyi ama ne yapacak? Siz de haklısınız. Yani sormak istiyorsunuz. Şimdi burada ne diyor? Evet okuyayım bu açıklamayı. 79. sayfa. Deminki bölümde. Bak diyor ki burada. Bu iki ayet fuhuş denilen çirkin fiille ilgilidir. Az önce okuduğumuz 15-16. Onun altına konan dipnot. Bu iki ayet fuhuş denilen çirkin fiille ilgilidir. Müfessirlerin çoğuna göre her ikisi de zina şeklindeki fuhuşa ait olup birincisi evlilerin zinası, ikincisi bekarların zinası hakkında. Nereden çıkarıyorsunuz? Hiç alakası yok. Bunu ilk defa duyuyorum buradan ya. İlk devirlerde tatbik edilen cezayı açıklamaktadır. Daha sonra gelen ayet, Nur suresinin ikinci ayeti biraz sonra okuyacağız. Ve hadisler ile Hazreti Peygamber'in tatbikatına göre bu ayetler nesk edilmiş. Bekarların zinası için belli sayıda sopa, yani 100 sopa orada, evlerin zinası için ise rejim cezası getirilmiştir. Peki şimdi rejimden ev hapsine dönüp tekrar rejime çıkıyorsunuz. Böyle bir nesih var mı? Böyle zikzak. Ne dedi Allah-u Teala? Ya misli ya da hayırlısı. Yani yeni bir ayet inecekse misliyle iner ama misliyle inmez. Allah bir yol açıncaya kadar dediğine göre. Yani şimdi müjde ne oldu? Yol açıldı. Ne olacak? Seni taşlayarak öldüreceğiz. Ya böyle şey olur mu? Ona yol açma mı denir? Bazı müfessirlere göre ise ayetler neshedilmemiş, yani hükümleri yürürlükten kaldırılmamıştır. Bu ayetlerde birincisi kadınlar arasında sevicilik fuhuşuna, onda zaten hiçbir iler tutar tarafı yok. İkincisi de erkekler arasında livata fuhuşuna aittir. Peki livataya aitse, seviciliğe aitse Allah bir yol açıncaya kadar o zaman bir başka ayet daha gelmesi lazım sevicilikle ilgili. Yani neresinden tutsanız dökülüyor. Dökülüyor. Şimdi işin daha ilginç tarafı, bu ayeti ve şimdi okuyacağımız Nur suresindeki ayeti
bir tek hadisin neshettiğine inanılır, şey yapılır. Bizim mesela Hanefi mezhebinde, mezhebin en güvenilir kitaplarından, Cassas'ın Ahkamül Kur'an'ında bir hadis hem bu ayeti nesheder, hem inmiş ayeti nesheder, hem inecek ayeti nesheder. Ben bunu o filmlerdeki esas olanlar var ya, birisine kafa, birisine tekme, ikisi de haşat. Ya bu ne biçim bir şeydir Allah'ını seversin. Bir hadis, yani ama işin gerçeği bu. Bir hadis hem inmiş ayeti neshediyor, hem inecek ayeti neshediyor. Tek bir hadis. İlgililer bakarsa görürler. Arapça bilenler. Neyse, şimdi geçelim şeye. Ondan dolayı kimsenin içine yatmadığı için kimse de inanmak istemiyor. Şimdi bakın burada Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي. Önce kadınla başladı. Çünkü kadınla ilgili yol açılacak dedi ayet, değil mi? اَزَّانِيَةُ وَزَّانِي. Zina eden kadın ve zina eden erkek. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ. Her birine 100 değnek vurun. Bu 100 değnek de öyle adamı yaralayan şeyin içinde değil. Sadece acıtan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir değnek, kalın bir şey getirmişler, incesini getirmişler, şey, budaklı budaklarını temizleyin demiş ve acıtan cinsten. Şimdi ev hapsinde kalan bir kadın için düşünün. Uzun süredir ev hapsinde. Müjde, Allah yolu açtı. Nedir o? 100 değnek yiyeceksin, kurtulacaksın. Serbest. Bu onun için bir hafifletme değil mi? En fazla o değnek dediğimiz de, yani şu dediğimiz öyle kalın bir şey değil, dediğim gibi öyle. Sadece acıtan cinsten, en fazla bir yarım saat şey yapar. Hadi bir günde acısını çekse tamam, ondan sonra rahat. Erkek için de 100 değnek hafiftir. Çünkü her gören Allah rızası için iki laf söyleyeyim diyor. Ya kardeşim artık daha halkın içine çıkamaz oldum diyor. 100 değnek edin mi tamam, oh, daha kimse sesini çıkaramayacak. O da onun için hafifletme mi? Ne oldu? Bak yine nesk oldu. Ne ile? Hafifiyle, değil mi? Yani daha güzeliyle. Şimdi bütün fıkıh kitapları şunda ittifak ederler. Derler ki bu ayeti kerimedeki, bu ayeti kerimedeki hüküm bekarlarla ilgilidir. Evlilerle, evlilere rejim cezası verilir. İşte az önce de okudum ya. Evlilerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de hüküm yoktur derler. E tabi ilgili ayetleri okumazsan olmaz. Nereden olsun? 3 tane daha ayet var evlileri anlatan. O ayetlerin hepsinin üstü kapatılmıştır maalesef. Şimdi bakın mesela hemen burada. 6. ayette diyor ki bakın. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ. Eşlerine zina suçu atan. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerinden başka da şahit olmayan. Ne demek kendisinden başka şahit olmayan? Adam gözüyle görmüş eşinin zina ettiğini. Şahit çünkü. Ama başka şahit yok. 4 tane şahit olması gerekiyor. Yok. İşte buna şunlar şunlar yapılır dedikten sonra kadına da savunma hakkı veriliyor. Diyor ki وَيَدْرَوْ عَنْهَا. Kadından giderir el azabe, o azabı. Bak yukarıda da bunların azaplarına müminler şahit olsun diyor Bakara, şey, Nur suresinin 2. ayetinde diyor ki Allah, zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 100 değnek vurun. Allah'ın verdiği ceza konusunda onlara acımayın. Eğer Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara verilen azaba müminlerden bir grupta şahit olsun. Aşağıda da diyor ki kadından o azabı giderir. Hangi azap? Değnek. Arapça bakımından buradaki azabın 100 değnek dışında anlaşılmasına en küçük ihtimal yoktur. Ve bu kadın evli. Çünkü kocası şey yapmış. Dahası var. 33. sureyi açın. Onun 30. ayeti olacak. İnşallah yanlış kalmamıştır aklımda. Doğru değil mi? 420. sayfa.
33. sure 420. sayfada 30. ayet. Bak burada Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, ey peygamber eşleri, yani sen nebi, men ye'ti minkunne bifahişeti mubeyyine, sizden herhangi biriniz ispatlanabilir bir fuhuş fiiliyle gelirse, yudâ'af lehel azâbu du'afin, o azap ona iki katıyla vurur, verilir. Peki bu azap adam şey, taşla öldürmek olsa bunun iki katı olur mu? Öldüreceksin, bir daha diriltip bir daha öldüreceksin. Yani Allah'a ait bir iştir, yani böyle şey olur mu? İki katı olur diyor. Bu evli değil mi peygamber iş? Yok muymuş Kur'an-ı Kerim'de? E görmezsen olmaz tabii. O azap diyor gene, o tarafa gönderme yapıyor. Ondan sonra esir kadınlarla ilgili Nisa suresinin 25. ayetini açın. 81. sayfa. Burada da esir kadınlar evlendikten sonra diyor ki bu ayette, feyze ohsinne, ayetin ortasında bu esir kadınlar evlenirlerse, feyneteyne bifahişetin, evlendikten sonra bir fuhuş fiiliyle gelirlerse, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَزَابِ, diğer evli kadınlara, hür evli kadınlara verilen azabın yarısı verilir. Hür evli kadınlara verilen azap öldürmeyse bunların yarısı mı öldürülecek? Herhalde ortadan keseceksin, yarısını öldürecek. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi şeyin, sırf bu rejim cezasını kurtarmak için neler yapılmıştır, neler, onları anlatmak günlerimizi alır. Ama herhalde anladınız meseleyi. Şimdi bu tamam. Şimdi bir başka örnek vereceğim. Kaç? Olsun, bir tane daha örnek vereyim. Çünkü senin aklında kalmasın. Sabahleyin, öğlende dedin ki hep bu örnekte yetinmeyelim. Bir tane daha örnek vereyim. Bak şimdi. Bakara suresinin 183. ayetini açın. Burada diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettekun. Müminler, size oruç farz kılındı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Şimdi bu ayet nesih nesketmiş oluyor mu önceki kitapları? Etmiş oluyor mu? Nasıl? Aynıyla, misliyle nesketmiş. Onlar tutuyordu, siz de tutun. Misliyle nesih var mı şimdi? Peki ondan sonra çevirin sayfayı. Öbür ayette diyor ki: "Uhille lekum leyletes siyamir rafethu ila nisaikum." Oruçlu bulunduğunuz günlerin geceleri eşleriyle, eşlerinizle ilişki kurmak size helal kılındı. Bu ne demek? Öncekilere değildi. Ondan sonra diyor ki: "Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusekum." Allah bildi ki siz kendinize hainlik ediyorsunuz. Yani alttan alta işler çeviriyorsunuz. Gece yapmamanız gerektiğin şeyleri yapıyorsunuz. Bu ne demektir? Daha önce Müslümanlar da gece eşleriyle ilişkiye giremiyorlar demektir. Yani yatsıdan şeyden sonra, işte yıldızlar parladıktan sonra, yani yatsının burada anlattığımız vakti bittikten sonra yok. Yani yaklaşık 1-1,5 saat sonra tamam. Oruç başlıyor. Başlangıçta demek ki böyleymiş. Fetâbu aleyküm, Allah sizin tevbenizi kabul etti ve afâ'nküm, Allah sizi affetti. Felâne başvurun, artık şimdi eşlerinize oruçlu bulunduğunuz gecelerde ilişkide bulunabilirsiniz diyor. Şimdi burada da nesih var mı? Nasıl? Hayırlısıyla. Ve Kur'an'ın içinde değil mi? Bak işte 183. ayet, 187. ayette nesh edilmiş kısmen. Öbürü de Nisa suresinin 15. ayetinde olan hüküm, Nisa hükmün hepsi değil tabi. Orada şahitlikle ilgili hüküm devam ediyor. Şeyin Nur suresinin 2. ayetle neskedildi. Buyur. Var mıymış Kur'an-ı Kerim'de nesih? Kur'an-ı Kerim önceki kitapları neskedmiş mi? Bunun çok sayıda örneği var. Ben sadece iki tane örnek verdim aklıda kalsın diye. Nasıl olsa hepinizin bildiği konular olduğu için. O zaman mesela bu nesih anlaşılamadığı için, yani siz eğer
usul kitaplarındaki nesli tarife kalkarsanız, Kur'an-ı Kerim'in önceki kitapları neskettiğine dair bir delil bulamazsınız bir yerde. Çünkü bir şer'i hüküm diğer şer'i hükmü ortadan kaldırır diye. Mesela gidin Ömer Nasuhi Bilmen'in şeye bakın, İslahat-ı Fıkhiye Kamusu'nun zekatlarla ilgili bölümünde müellefe-i kulübe zekat verilmesiyle ilgili kısma bakın. Oradaki müellefe-i kulübün hükmünü icmanın kaldırdığını söyler. Peygamberimizden sonra da nesih devam ediyor. Haşa. Yani işte öyle bir acayip bir hal ki, işler acısı. Onun için her defasında tekrar ediyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'e sarılırsanız dünyanız da sizin olur ahirette, ama bu tek başına olmaz. Allahü Teala diyor ki estağfirullah ve atasimu bihablillahi cemia. Allah'ın ipine topluca sarılın. Hep beraber yapmamız lazım. Ama maalesef sizi ben ne kadar ne söylüyorsam hiç duymuyorsunuz, kusura bakmayın. Gerçekten duymuyorsunuz. Hiç mi hiç duymuyorsunuz? Yani bunun kendi muhasebenizi lütfen yapın. Çok az duyanlar var. Bu konuştuğumuz zaman da onlar tekrar duyuyorlar. Onlara da üzülüyorum yani. Peki, Allah yardımcımız olsun.